Sino ama deyip geçme. Bütün bilirler seçme. Seks macera romantik. Artistler antipatik. Kıza asilme sen sürvan. Birbirinin aynı mevzular. Cüneyt herkesi döver. Analarına bilen söver. Cızcı avılda figür verenmiş. Tövbe çeker her bakan. İşte esenlerini filmi. Tophaneli Pik Erdoğan. Başrollerde, Fatma Ferde, Tanju yerde, Hilmi nerede? Filmin rejisörü, Martin Eli'nin körü. Bu filmde aşk, kin, nefret, seks, macera, her 10 dakikada bir teknik arıza. Bu film baştan sona renkli, bazı sahneler nedense bol delikli. Bu filmin banyosu Şengül Hamamı'nda yapılmıştı. Evet evet. Süper film bin bir güçlükle tam 3,5 günde bitirebildiği süper filmi utançla, pardon, kıvançla duyar. Sunar bu filmde 10,100,000 figüran ve seyredenleri kabız yapan sahneler mevcut. Gelin, görün, görün de ibret alın. Hop hop hop, bir dakika, girmeden evvel bilet alalım. Bu filmde o biçim neşemizi bulalım. İsterseniz bir saniye şahit olalım. Hey ulan kalleş karı, ben içerideyken sen zengin çocuğu Teoman'ın Mercedes'ine binip Boğaz'da neşeni bulursun ha? Ay aptal, şimdi Mercedes'te kaçakçılar geziyor ayol. Ben Teoman'ın Pezosu'na bindim ayol, Pezosu'na. Bak 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 ulan, şimdi alacağım façanı aşağı. Söyle bakayım kaç vites ulan şu Teoman'ın Pezosu? Ay onu bilmeyecek ne var tatlım, bir ileri dört geri, bir ileri dört geri, bir ileri dört geri. Bu nasıl araba bakayım ulan ha? Bu nasıl araba bakayım? Ayol bu girici arabası tatlım, girici arabası. Ulan bu saniyeye göre seni şurada şişlemem lazım, anladın mı? Ah ulan ah. Ay neremden tatlım, neremden şiş diyeceksin. Neremden olacak ulan, ben adamın ciğerine belediye buldozeri gibi girip yolu bozar bir daha tamir etmem icabında, anladın mı? Hay çapka bakar, nerede sende o yürek, nerede o yürek tatlım? Ulan yavru, yüreğin tanesi iki onluk, dalakla idare et be, dalakla idare et. Hadi koçum beni at arabana, uçur beni, havalardan seyrettir İstanbul'u. Ulan sana havalardan seyrettirsem bir daha İstanbul'dan nefret edersin be. Ay neden tatlım? Çünkü her tarafta avanta, arka sokaklar lavanta, sular kesik, voltajlar düşük, trafik o biçim, belediye yok. Sonuç tatlım, sonuç. Ulan bok üstüne bok, hadi şimdi rol icabatı olaraktan bıçağımın üstüne böyle en bir kral vaziyette atla bakalım, at kendini bıçağımın üstüne. Ay katiyen olmaz, sansür bir aile kadınının öyle her gördüğünü atlamasını filmden çıkarır ayol. En iyisi sen beni kes, doğra doğra sucuk gibi kes. Ulan sucuğun kilosu 100 lira, senin kilon kaç para eder ulan ha, onu söyle. Ay o halde boğazla beni, boğazla, hadi Allah aşkına film kopacak. Ulan film falan kopmaz ama kıvırmaktan senin bir yerin kopacak, her neyse. Zaten bu sahne burada biter, bu film Antalya Altın Hıyar Festivali'ne gider. Evet sayın dinleyenlerimiz, televizyon programının bu bölümünde Aşçılarınız Diyor Ki adlı bir programımızı sunuyoruz. Efendim, ev hanımlarını düşündüren bir sorun vardır, biliyorsunuz tabii hepiniz, yemek derdi. Efendim şimdi sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Kağıt kaleminizi lütfen elinize alın ve kendinizi bize bırakın. İlk ahçımız Kayserili ahçı Recep Pastırmacı. Efendim sevgili dinleyenlerime selamun aleyküm efendim. Ben şimdi sizlere bu kara köftesini tarifini vereceğim. 100 gram kıymadan bir tutacağım az yiyen, dağılmasın ve de çok gözüksün diye içine bir somun ekmeğin içine koyuvereceğin. İyicene yoğurup komşudan ödünç alıverdiğin karabiberden kimyon kaç yiyen, halli hamur ittikten kelli, leblebi büyüklüğünde parçalara böleceğin. Öte yanda su kaynayayım, içine az biraz tuzla, eğer varsa tabi yağ kaçacaksın, köfteleri içine atacaksın, tencerenin ağzını kapa. O leblebi büyüklüğündeki köfteler suyun içinde şişecek ve de pişecek. Akşam yemeğinde kabaklara koy, bir başta soğan soy, afiyetle yi ve de doy.
Ve şimdi de Karadeniz'de aşçı Temel Hamsıcan'ın yemek tarifini dinliyorsunuz efendim. Efendim selamın aleyküm. İlk önce sizlere selam veriyorum, ondan sonra yemek tarifimin adına geçiyorum. Bugünkü efendim sizlere edeceğim yemek tarifinin adı Vatandaş Bayıldı efendim. Evet, Vatandaş Bayıldı yemeğinin tarifnamesini yapayım. Haçan, vatandaştan birini alacaksın. 2 saat durakta bekletip otobüse bindireceksin. İndiğinde o zaten baygınlık geçirmektedir. Elinden tutup İstanbul'u şöyle bir gezdirecek, hayatından bezdireceksin. Ha bu durum karşısında tamamen bayılmaz ise çarşı pazara götürüp etiketleri göstereceksin. Mutlaka bayılıp yerlere yayılır. Onun o acıklı ehvalini görem tüm vatandaşlar da vah çilekeş İstanbul'u diyerekten kahrından bayılınca mesele tamam olur. Vatandaş bayıldı. Şimdi Kastamonlu aşçı Orhan Bolkepçe size dönerin nasıl yapılacağını anlatıyor. Efendim, şimdi dönerin tarifini yapayım. Ey diney, bir turist alaraktan, İstanbul'un sokaklarına salaraktan, çukurlara batırıp Sultanahmet ütellerine yatıraraktan ve de çöplerin itrafında dolandıraraktan, hava yağmurluysa otobüsler bozuk, dolmuş tahsilleri de kazık olduğundan kelli, yeğen olarak kapalı çarşıya götürerek tüm dövizini bitirerek ve de başı dönen garibi bir polis karakoluna getirerek bu azaba son vereceğin amme, o turistin başı gayri bir dahaki Hıdırellez'e kadar döner, İşte size nefis bir döner, kalın sağlıcakla. Zengin vay be hayallar, verdi evinden hayallar, sosyetede dolaşıp hizmetçi arayanlar. Zengin vay be hayallar, verdi evinden hayallar, sosyetede dolaşıp domestik arayanlar. Ah ah Rüküşçüğüm, günlerdir aradım takadım bir hizmetçi bulamadım. Eşe dostu Alişe, Huşi'ye, Fifi'ye haberler saldım. Yine de hizmetçisiz kaldım. Günlerden salı tak 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 kapı. Kendi esmer saçı sarı, genç yarısı bir karı. Hizmetçi misiniz derken ağzını topla hanım. Çoluk çocuk varsa konuşmayayım çünkü her yere göndermez bayım. Ara sıra yatıya gelir annem, kaynım, dayım. 3-5 tane de hemşeri uğrar, istersen daha sayayım. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, 5 çayı hepsi sizden. Ayda 3-5 bin liracık alırım kesenizden. Zengin bay ve bayanlar, merdivenden kayanlar, sosyetede dolaşıp hizmetçi arayanlar. Zengin bay ve bayanlar, merdivenden kayanlar, sosyetede dolaşıp domestik arayanlar. Günlerden pazartesi, zır 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 zilin sesi. İçeri bir giriş girdi ki sanki haspam samyeli. Ben de sordum kendimce, hizmetçi misin evlat? İskandallı, inçki pazeliktir. Bu ne rezalettir? Lütfen kendinize geliniz. Karşınızda bu mevkiatta bulunabilirim. Lakin şunu unutmayanız ki bendeniz İngiltere, Cambridge, Paris Sorbonne Darülfünunlarını duymuş ve işitmişim. Şu anda karşınızda Fanny Chamber olarak bulunabilirim. Lakin hizmetçi değilim. Zengin bay ve bayanlar, merdivenden kayanlar, sosyetede dolaşıp hizmetçi arayanlar. Zengin vay ve bayanlar, merdivenden kayanlar, sosyetede dolaşıp domestik arayanlar. Biri geldi cuma gününün öğleden sonrası, ne olduğunu çıkaramadım kadınla erkek arası. İsmi erkek ismi, görünüşü kadın havası, sanki Zeki Müren'in tıpatıp kopyası. Ay merhabalar, anşante. Duyduğuma göre hizmetçi istemişsiniz. İşte karşınızda tatlı şebnemimiz. Eğer varsa adil ile haşin sert bir beyiniz, başımın üstündedir her bir emriniz. Ücret istemiyorum, niye hayret ettiniz? Elizabeth Arden'miş sizin parfümeriniz. Dedikodu üzerine işim bulunmaz benim. Ustasıyım oyunlardan, bir iç poker konkenin. Ara sıra beyinizden alırım biraz avans. Kahve falı, yıldız falı, hem açarım pasayans. Kabiliyetim sonsuzdur, her işin altından kalkarım. Yokluğunuzu aratmam, çocuk bile yaparım. Zengin bay ve bayanlar, hizmetçi arayanlar,
adaylarımız bu kadar. Sizler verdiğiniz kadar. Zengin bay ve bayanlar, hizmetçi arayanlar, adaylarımız bu kadar. Sizler verdiğiniz kadar. Sayın dinleyenlerimiz, şu anda bir hastanenin doğumhane bölümünün kapısında bulunmaktayız. Evet evet, doğumhanenin kapısı açıldı ve içeriden Allah Allah, kazık gibi bir çocuk çıktı. Ağzında memesi, üzerinde tulumu, kafasında çiçekli bir başlık, bacakları kıl içinde. Şaşkın şaşkın da etrafına bakınmakta. Allah Allah, koridorların bir o tarafına bir o tarafına bakıyor. Herhalde birisini aramakta. Uyan be, bir elime geçiysem ona göstereyim dünyanın kaç bucak olduğunu. Kim acaba? Şu mu acaba ya, baksana hangisi bu mu, yok 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 yok, şuydu otuyan mı acaba? Ulan o da hiç olamaz ya, yok be, o da oyamaz. Bak şimdi sinirlenmeye başladım ha, kafam da bozuluyor, kimse çıktın ortaya artık be. Bana bak çocuğum, sen kimi arıyorsun bakayım? Kim oyacak be, babamı arıyorum. Peki evladım, sen babanı tanımıyor musun? Neyden tanıyayım be, içerideki doktor baban kapıda bekliyor. Hadi onu fazla bekletme dedi, ben de çıktım dışarıya. Bekleyen mi? Allah Allah. Burada benden başka bekleyen de yok ama. Dur bakayım. Dur bakayım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Olamaz. Sen. Yok ya. Olamaz. Olamaz. Ne oyamaz be? Ne oyamaz? Sen. Ya doğum. Karım. Şey yani. Sen. Ne oymuş be? Ne şaşıydın? Şimdi doğduk işte. İçeriden çıktık. Allah Allah. Amma da uzatıyorsun ha. Olmaz. Olmaz, doğumhanede bir tek benim karım vardı, doğum yapacak ya. Ne dedin ne dedin? Yani içeride doğum yapan kadının kocası sen misin? Evet benim. Niye iki saattir söylemiyorsun be he? Niye iki saattir söylemiyorsun? Babam kim babam kim diye bu da şeyimizi yırttık be, utan be. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ne oydun be, ne oydun? Beğenemedin mi bizi yani? İşte oğlum benim ya, çıktık içeriden. Şey, bu işte bir yanlışlık olacak galiba evladım. Vallahi oyasını ben bilmem, anneme soy. Şey yani evladım, bu kadar gelişmiş bir çocuk olamaz da. Ne yani, sen geç kalmışsan kabahat benim mi? Yani he, söylesene. Ulan şu babaya bak be, şan babası vallahi be, şan babası. Bana bak evladım, böyle konuşma, çok ayıp, çok ayıp. Ne ayıbı be, sen benim dünyaya gelmeme sebep olurken ayıp olmuyor da şimdi mi ayıp oluyor he? Bu kadar da sinirlisin yavrum, ne kadar da sinirlisin bu yaşta bu sinir. Havalaydan olacak, ne olacak? Havalaydan olacak be. Havalardan mı? Yahu sen daha doğalı bir saat bile olmadı evladım. Ya bu adam da amma cahil be. 9 ay 10 gün ne oluyor he? 9 ay 10 gün ne oluyor? O başka evladım, o başka. Başkası var mı be? Geldiğim yer devamlı nemliydi. Hatta bir kere nezle bilem oldum ya. Şey baba be. Ayıp olacak ama bir sigara versene şuradan, sinirleyim yatışsın, çok sinirlen. Sigara mı? Bu yaşta olur mu oğlum öyle şey? Niye olmasın be? Bak yine sinirlenmeye başladım. Elim al, ayağım titremeye başladı. Ay ay ay. Aman sakin ol evladım. Al al, iç al. Bu ne be? Bafya. Filtreli yok mu? Bafya üskütüyor da. Evladım ben memur adamım. Filtreliyi nereden bulayım? Nasıl içim? Vah 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 vah. Bak şimdi çok üzüldüm bu işe. Hadi ben sana bir filtreyi ikram edeyim de ciğerlerin bayam etsin. Ne? Nereden buldun bunu evladım? Söyle bakayım, nereden buldun? Ne açık gözsün be, söyleyeyim de herkes öğrensin, ondan sonra da biz bulamayalım. Şişt baba, şiyadaki filice bak, fıştık fıştık be, ne filiç be yavru. Şşşt, ayıp oğlum ayıp, yapma öyle şeyler. Allah Allah. Oho, sen benim her şeyime kayışmaya başladın vallahi be. Seninle anlaşamayacağız anlaşılan. Sen hiç yapmadın mı? Ne yapmadım mı evladım? Zamparalık yapmadın mı yani? Zamparalık mı? Evladım sen bunları nereden öğrendin? Yuh be, sen de amma cahil kalmışsın ya. Anlaşıldı, bundan sonra idareyi ben ele alacağım galiba. Sen bu işteyi de, pardon, sana da bu işteyi öğretim, oldu mu? Zamane piçi, ne olacak ya, ne diyebilirim sana? Hadi bakalım, hadi artık evimize gidelim bari. Evimize mi? Duy bakalım, duy. İlk önce soyalım, evimiz nasıl bakalım, he? Evimiz nasıl? Şey evladım, işte gideceğimiz yer tek odalı, bodrum, biraz da karanlık. Ne? Kayanlık mı? Duy bakayım. Amma benzerlik be. Benim geldiğim yer de tek odalı, kayanlık bir bodrumdu da onun için diyorum. Ondan sonra bir de koridoru var. Tuvaleti de arkada. Aa, benim geldiğim yerin de tuvaleti arkadaydı baba. Ulan terbiyesizlik etme bakayım, terbiyesizlik etme. Bırak şimdi onları da, sana bir şey soracağım. Ne soracak mısın? Bana biraz dışarıda duyumlayı anlatsana. Nasıl? Rahat mı bari? Nasıl rahat mı?
Yani pahalılık var mı? Anayişik olaylar devam ediyor mu? Geçim şartların nasıl? Necmettin Hoca gene şakalar yapıyor mu? Sen bunları nereden öğrendin oğlum? 9 ay 10 gün boş mu duyacaktık yani, sen ne diyorsun be? Sorduklarının hepsi aynı evladım. Pahalılık yine aynı. Gençler yine birbirlerini öldürüyor. Bizim kat sayılar yine aynı. Necmettin yine şakalarına devam ediyor. Şey be baba, kusuya bakma ama dışarısı yaşanacak gibi değil. Onun için ben yine geldiğim yere dönüyorum. Hadi eyvallah. Seher vakti düştüm yola, hey. Anam sordu nereye oğul böyle. Dedim ana fazla sorma, bağım yanar yeter sorma. Sabah seher vakti çıktım yola, gide gide geldim İstanbul'a. Şaşkın şaşkın baktım sağa sola, kuş babur Asu dedim otel ulan, vakit geçmiş sağa devam. Kondu direkteki koca sağa. Sıra bir beyzade geldi, vay 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 vay. Beyim ücret beş bonbonot dedi, uy babu. Bu saat benim malımdır, bakan parayı bastırır. İstirseniz saat satılıktır. Derken tam yanımda bitti bitti, ula kimdir bu? Saatini kurdu ayar etti. Beş bağıttık bongan notu, Beyzade'ye verdi gitti. Ula hasu bu ne kârlı işti. Hasu dedim bu saati ala, paralara çok çok para ata. Hey, arsa alak bina yapak, gel keyfim del deyip yatak. Yakışır mı tomo bizsiz olma. 15 gündür bu sokati bekledim, kim baktıysa ücretlidir dedim. Kazanmadan bir metelik, bir de üste sopa yedik. Vay anam yanlış bir şey mi ettik? Vay babo yanlış bir şey mi ettik? Vay babo yanlış bir şey mi ettik? Vay anam yanlış bir şey mi ettik? Vay babo yanlış bir şey mi ettik? Vay vay babo yanlış bir şey mi efendim vay, kiminde var kiminde yok, kiminin vaziyeti âlâ kiminde fena. Vay sayın yok oğlu, ne var ne yok? Ne olacak birader, hiçbir şey yok, sende ne yok ne var? Bende her şey var, bana boşuna mı var oğlu demişler. Mesela sende kesme şeker var mı? Tabii tonla, akide mi istersin, bonbon mu istersin, kelle şeker mi istersin, kesme şeker mi istersin? Allah Allah, peki yağ var mı, yağ var mı? Hahay, her çeşidi, kuyruk yağı var, iç yağı var, tereyağı var, zeytinyağı var, vita var, bana var, sana var. Peki ya gaz var mı, gazın da var mı? Aman beyefendiciğim, hem de çeşitleri var, hava gazı var, butan gazı var, fasulye gazı var, bağırsak gazı var. Maşallah, ne sorsam var diyorsun. Tabii bu zamanda adamda her şey olmalı. Peki bende niye yok? Efendim ben varlığı, sen yokluğu seviyorsun. Muhabbet meselesi. Ulan yokluk sevilir mi? Cebim hep delik. Diktir efendim, diktir efendim. O zaman paraların düşmez. Para nerede ki düşsün birader? Para nerede ki düşsün?
Para her yerde efendim, elini uzatıp alacaksın. Ben bir türlü alamıyorum. Vallahi ben üşenmeyip alıyorum. Elini uzat kafi. Tebelerim ha, parayı sokaktan mı topluyorsun? Hayır, ondan bundan topluyorum. Herkes parasını sana neden veriyor? Deve yapmam için yahu, deve yapmam için. Ben onun bunun parasını alıp deve yaparım. Anladım anladım, sen tebecisin yahut da banker. Tabii, bu zamanda ya banker ya tanker olacaksın. Demek paraları hep sende toplanıyor. Sen de işletiyorsun. Tabii, işleyen demir aşınmaz, para parayı çeker. Yahu, benim paralar neden başka paraları çekmiyor anlayamıyorum. Niye benim paralar başka paraları çekmiyor? Demek ki senin paraların çekiciliği yok beyefendiciğim. Çekiciliği yok beyefendi. Demek böylece yükünü tuttun. 20-30 milyonum kadar var. Ya hay. Maşallah, bakıyorum da keyfin çok gıcır. O da yerinde. Sabahat, sabah melahat, öğle nebahat, geceleri de sabahat. Ya siz beyefendi? 20 senedir karbonat beyefendi, karbonat. Vah 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 vah, bir metresin bile yok mu? Ne metresi, santimetrem bile yok yahu, santimetrem bile yok. Şişli'de bir apartmanın... Ne gezer, 6 aydır kirayı veremedim yahu. Altında bir Mercedes araba... Ayda bir zon biliyorum dolmuşa. Kumburgaz'da lebider ya bir yalı... Ne diyorsun yahu, evde de kilim var de halı. Akşamları rakı ile şöyle mayonezli bir levrek... Ben de para piyasada rakı yok be mübarek. Senede bir şöyle Londra, Paris, Roma'ya doğru ufak bir dolaşma... Beyefendi, benim tek tadıdığım yer Aksaray'la Sabatya. Söyle bakalım, bankada yüklüce bir hesap. 6 aydır peşimde koşuyor bizim Cemal Kasap. Anlaşıldı, sen doğuştan hayata küsmüşsün. Biraz atılgan ol, biraz atılgan ol. Hayatın içine gir, vur, kır, yık, yak. Söylediğin şeye bak, bende vicdan var yahu, vicdan. Bende de cüzdan var efendim, cüzdan. Benim mideme haram lokma girmez yahu, haram lokma girmez. Benim de paramın hesabını kimse bilmez. Ben insanlığa, vicdana, asil ruha, dürüstlüğe taparım. Ben ise her türlü dümene çekinmeden saparım. Ben asil hislerimin dur dediği yerde dururum. Ben öyle dalgalar tanımam, tam 12'den vururum. O halde sizde olan bende, bende olan sizde yok. Ahay, tabii sen aç gezersin, bende tok. Anlaşmamıza imkan yok. En iyisi herkes yoluna gitsin. Tabii bende paralar istiflenirken sen de 2 günde bitsin. Gene görüşelim varoğlu. Ne de olsa eski dostumsun. Hay tabii. Ben koçum, sen de benim postumsun. Sana mutlu yıllar, bol kazançlar, iyi eğlenceler. Sana da mutsuz yıllar, bol eza ve kuyruklarda işkenceler. Neden pantolonun yamalanmış arkadaş? Seni de benim gibi zamlayan mı var? Neden pantolonun yamalanmış arkadaş? Seni de benim gibi zamlayan mı var? Görüyorum ki her gün kuyruklardasın. Boş geçip de almayan dolmuşlar mı var? Görüyorum ki her gün kuyruklardasın. Boş geçip de almayan dolmuşlar mı var? Bir zamanlar bizde dar gelir memurduk, maaşımız artar diye bol bol avunduk. Yıllardır şu esnafa, ev sahibine soyulduk. Ne hıyarlık edip de biz memur olduk. Yıllardır şu esnafa, ev sahibine soyulduk. Ne ineklik edip de biz memur olduk. Aç
aç kalmayı bilmeyen memur olamaz. Kıçı açık gezer de bir don alamaz. Aç kalmayı bilmeyen memur olamaz. Kıçı açık gezer de bir don alamaz. Donsuz diye evde karı barınmaz. Memur musun halin boktur arkadaş. Donsuz diye evde karı barınmaz. Memur musun halin boktur arkadaş. Şaşarım ben hayli yaşıyor musun? Patron değil unutma sen bir memursun. Şaşarım ben hayli yaşıyor musun? Patron değil unutma sen bir memursun. Görüyorum ki her gün kazıklanıyorsun. Bu dünyada sen de nah yaşıyorsun. Görüyorum ki her gün kazıklanıyorsun. Bu dünyada sen nah yaşıyorsun. Sayın seyirciler, çağdaş bestekarlarımızı tanıyalım isimli sürekli programımızın birinde daha sizlerle buluşmak utancı, pardon kıvancı içindeyiz. Bu programımızda müzik dünyamızın en verilimli, son derece gerilimli bestecilerinden birini huzurunuza davet ediyoruz. Ve işte karşınızda senfonik, kakafonik, plakfonik şarkıların üstadı, müzik dünyamızda hakiki bir matador, besteci Şener Anahor! Hoş geldiniz Sayın Anafor. Durun, alkışımı kesmeyin. Fakat alkışlayan falan yok ki. Olmayabilir, kulaklarımda sesi var. Tamam, fazla alkış istemez. Sizi dinliyorum, konuşabilirsiniz. Hoş geldiniz demiştim. Günaydın, zamanım çok az. Bu akşam 16 beste bestelemem gerek. Konuya hemen girin lütfen, hemen girin. Peki Sayın Şener, ilk sorum şu. Soyadınız neden Anafor? Efendim, anafordan geçindiğimiz için bit tabii. Müzikle ilişkiniz nasıl başladı? Müzik, aşkı doğduğumdan beri içimdeymiş. Peki, nasıl meydana çıktı? Bağırsaklarım bozulunca tabii. İlhamınızı nereden alırsınız acaba? Nerede ucuz bulursam oradan alırım. Hiç kaçırmam, fiyatlara dikkat ederim. Bir şey çalar mısınız? Beste çalarım. Neden? Polis yalnız beste çalmaya karışmaz da ondan, sevgili üstadım. İyi bir besteciyi... İyi bir besteyi, daha doğrusu nasıl tanımlarsınız? Efendim, hakiki müzisyeni çatlatan, dinleyeni hüngür hüngür ağlatan, bilhassa bestecinin cebine 50 bin lira atan beste bence iyi bestedir. Peki, iyi bir besteci nasıl olmalı sizce? Olaylara eğilmeli, örneğin dertleri dile getirmeli, fakirlik fukaralık demeli, sonra keşke kendi köşkünde sefa sürmeli, o kadar bu kadar. Acaba kolay besteler misiniz Sayın Şener Anafor? Dakikada, evet, dakikada beste yaparım. Çok istiyorsanız size hemen birkaç beste yapabilirim şurada. Hemen, bu kadar kabiliyetçi olabilen bir insan az ve nadirdir şu dünyada. Çok memnun oluruz birkaç beste yaparsanız şurada. Daha doğrusu hiç olmazsa bir beste. Konu verin efendim, mühim mi? Konu verin bana. Nereden? Bu tarafından. Gazeten yok mu canım? Gazeten? Var efendim, gazetemiz var. Çıkar, nereden istersen oku, benim için problem değil. Hemen onu beste yapayım. Oku bana, konu ver. Peki efendim, gazeteden bir yere okuyalım, açalım gazetemizi. Evet evet, şurada şöyle bir şey yazıyor. Randevu evinde don gömlek yakalanan bir adam, vallahi bir şey yapmıyorduk, hanım arkadaşım sökülen pantolonumu dikiyordu dedi.
Dikiş de dikmeye geldi odaman, odama da yavrum odaman. Suçu bulun şimdi pantolonuma, pantolonuma da pantolonuma. Bir milletvekili en kısa zamanda pahalılığı kökünden kazıyacağına dair söz vermiş. Atma arifini devireli Hasan, dağlar inilesin. 1950 yılından evvelki emekliler 30'ar maaş ikramiye alacaklar. Haftaya ne alırlar haftaya, haftaya haftaya ne alırlar haftaya. Devamlı mağlubiyet alan milli takım kalecisi ilgililere şikayette bulunmuş. Kalenin bedelleri yar 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 yaptım, çıkarın direnleri şinanay yaptım şinanay. Bu sene fuara katılan Bülent Ersoy'un söylediği bir şarkı, evet, Zeki Müren'i çileden çıkardı. Kay 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 kay, kay 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 kay, kay 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 kay. Hükümet atom bombası yapacağız dedi. Sus sus sus, kimseler duymasın. Sus sus sus, kimseler duymasın. Arkası gelmez kazıkların, gelir inşallah. Arkası gelmez kazıkların, gelir inşallah. Birisi çıkarken ötekisi giriyor, veriyor Allah. Birisi çıkarken ötekisi giriyor, veriyor Allah. Kiminde göbek ense kalın, aman maşallah. Kiminde göbek ense kalın, aman maşallah. Ne yapsın sağullah ile garip Abdullah. Ne yapsın sağullah ile garip Abdullah. Mebusun keyfi yerinde yine maşallah. Bizim de don yok kıçımızda, olacak inşallah. Amerika Rusya ile yarı çirken bezada, biz hala birbirimizi yiyoruz yalan mı vallahi. Yeter illallah. Necmettin temel atıyor her gün bismillah. Temellerden kalbura döndü memleket billah. Çukurlardan ibriki tesbih çıkar inşallah. Kisincer zannetti ki bize giydirdi küllah. O küllahtan bizde de çoktur fisebilullah. Amerika yardımı kesmiş. Ya kardeşim, Amerika'dan bize ne geliyordu Allah aşkına? Vallahi beyefendiciğim, benim bildiğim Amerika'dan bize ilk önce cip geldi, sonra da cop. Bizi ezelden sünnetliyiz, kız gelir valla. Bizi ezelden sünnetliyiz.
Yunus gelir valla. Bizi ezelden sünnetliyiz, Yunus gelir billah. Bizi ezelden sünnetliyiz, Yunus gelir valla. Bizi ezelden. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirlerimiz, hepimizin aşağı yukarı radyosu veyahut da televizyonu vardır. Bir de bitip tükenmeyen teknik arızalardan söz edeceğiz. Efendim, teknik arızalar da bunun yanında var tabii. Diyelim ki bir gün radyonuzu açtınız. Radyonuzda bir partinin genel başkanı bir nutuk atmakta, bir söyleşide bulunmakta. Televizyonda da o gün, evet televizyonda da o gün ayrıca araba bakımı hakkında bir söyleşi var. Fakat zaman zaman televizyondaki ses kesiliyor, radyodaki duyuluyor. Bazen radyodaki kesiliyor, televizyondaki sesi duyuyoruz. Ve bu şekilde bir laf salatası ortaya çıkmış oluyor. Ve huzurlarınıza bu teknik arızayı dile getirmeye çalışalım efendim. Ve radyomuzu açıyoruz. Muhterem partimizin, muhterem grupları ve de basınımızın en ön organları, sizleri muhabbetle selamlarım. Çok şükür seçimler yapıldı. Evet arkadaşlar, seçimleri şunun için yaptık. Bu patırdı gürültü arasında biz de parti olarak yeni hükümet programına katkıda bulunabileceğiz. Şimdi hükümet programına konmasını istediğimiz noktaları sıralıyoruz. Bunları programına alan herhangi bir hükümeti de destekleyeceğiz. Sayın şoför kardeşlerim, gözünüz yolda, kulağınız bende olsun. Çağımızda artık herkesin bir otomobili var. Nah var. Fakat biz çoğumuz otomobil nedir? Nasıl çalışır? Nasıl bakılır ve nasıl binilir pek bilemeyiz. Gerçi otomobil kullanmak için önce otomobil lazımdır. Ama ondan daha da önce yol meselesi gelir. Yolsuzluk partimizin ana amacıdır. Bu amaçla kalkınan partimiz ülkesi için canlarını ve de kanlarını feda etmiş yiğitlerin toplandığı bir kaladır. Bu kalanın ön saflarındaki zat-ı muhteremler de kontaktır. Kontaklar anahtarlıdır. Kendi anahtarını kontağın kendi deliğine sokup çevirince motor çalışmaya başlar. Fazla kullanmaktan öteri motoru sık sık bozulan genel başkanımız herkesle işbirliğine hazır olarak diyor ki kalkınalım, refah edelim, huzura kavuşalım, milli sanayi kuralım ve bilhassa ön takımlara çok iyi bakalım. Çünkü ön takımlardaki ufacık bir arıza ileride acıklı sonuçlar doğurabilir. Trenlerde bir arıza ileri gelebilir. Bu yüzden sık sık pompalanan turistler bizim döviz kaynağımızdır. Hükümet programına konmasını istiyoruz ki bilhassa ülkemize gelen turist kadınlara iyi davranmalı, onları sevmeli, saymalı ve arada bir yağlama yıkama yapmalıyız. Aksi halde motoru yakarız. Özellikle silindir çatlatmış ve birkaç defa rektifiye görmüş 1950 model milletvekillerimiz tecrübeleriyle yeni hükümete ışık tutacaklardır. Partimizi destekleme konusunda kimseyi aldatmayacak, yıllarca oylarınızı alarak sizi aldatan, vaatlerini tutmayan, yapacağız deyip de yapmayanlar nedir? Soruyorum size, nedir? Tekerlektir. Tekerlek değiştirmenin de apayrı bir tekniği vardır. Soldaki tekerlekler başka, sağdaki tekerlekler ise başka türlü aşınırlar. Kullana kullana kabaklaşmış tekerlekler nüfus artmasına katkıda bulunamazlar. Yeni hükümetten nüfus artışını teşvik planı istiyoruz. Zaten bir insanı çocuk yapmaktan men edebilir misiniz? Aslında çocuk yapmak bir trafik hatasıdır. Kırmızı yanarken gazlayıp geçenler bu hatayı işlemiş olurlar. Tam o anda fren yapamayanların 4-5 çocuk sahibi olmaları tabidir. Kalkınma için insan gücüne ihtiyaç vardır. Memleketimiz kısa zamanda huzura kavuşup refah erecek. Peki ya kardeşim, 2 saattir bağırıyorsun. Vatandaş nerede rahat edecek? Vatandaş nerede rahat edecek? Nerede olan hıyarası? Mezarlıkta, mezarlıkta! Thank you.
hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca sular şakır şakır aksa, neler oluyor hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca sular şakır şakır aksa. Kuzluk sesi ta kendisi, terkoz akıyor demek. Her şey ucuzsam desen yok, kaynanamsa bir melek. 20 senelik karıyla biz yeni evliler gibiyiz. Cilve yapıyor, hayır demiyor, hayırdır inşallah. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca asayiş merkebal olsa, neler oluyor hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca asayiş merkebal olsa. Ne ezen var ne de ezilen, trafik bir kurabiye. Şoförler nazik, komatlıyorsun istediğin otobüse. Yollar asfalt, bal dökle yala, harika bir belediye. Yaya geçiyor, kamyon duruyor, hayırdır inşallah. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca Demirel Ecevit'i sorsa, neler oluyor hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca Demirel Ecevit'i sorsa. Tesbih sesi ta kendisi, hoca tozuklu demek. Sevap diyor hatunlara, beni etek giymek. Sokaklarda Necmettin Bey elinde dolu kade. Maşallah diyor, kafa çekiyor, hayırdır inşallah. Sayın izleyenlerimiz, sayın dinleyenlerimiz, evet. Programımızın bu kısmında, daha doğrusu televizyon için hazırlanan bir programda tekrar karşı karşıyanın olmalı mutluluğu, kıvancı içindeyiz. Sayın dinleyenlerimiz, şöyle diyeyim, bir gazete için bir röportajımız var ve hepinizin yakinen tanımış olduğu Beyaz Perde'nin güçlü bir hanım sanatçısını huzurlarınıza getireceğiz. Çok beğeniyorsunuz bunu, çok seviyorsunuz, buna eminiz ve şu anda ekranlarımızdan izleteceğiz ve bunu çok çok iyi bir olay olarak nitelendireceksiniz. Biz kendilerini bekliyoruz bu artist hanımefendinin. Evet, kendileri gelecek ve huzurlarınıza ben de bir röportaj yapacağım. Kapıdan göründüler mi bakayım? Evet. Saçlarını düzeltiyor. Kendine çeki düzen veriyor. Kolay değil. İlk defa televizyona çıkacak ve izleyenlerine, seyircilerine hitap edecek. Bu tarafa doğru geliyorlar. Evet. Ay, Allah düştü. Hayata geçmiş olsun efendim. Bu tarafa lütfen. Evet, geliyorlar. Büyük geçmiş olsun. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk Ali. Hoş bulduk. Tattım benim Ali'ciğim. Sizi seyircilerimizin daha yakından tanıması için Saklan Kaç gazetesi sizinle bir röportaj. Bayılırım röportajı. Hep yaparlar zaten. Hep yaparlar bana röportaj. Evet, birkaç sorum var. Var da... Ay sorun kardeşim, sorun. Niye geldik buraya? Sorun kardeşim.
acaba sizi sanat hayatına... Böyle başladık daha doğrusu sorumuza. Acaba sizi sanat hayatına kim itti? Aynı bilim ayol arkamda duran biri itmiş olacak ama ben görmedim. Peki böyle birdenbire parlamanızı kime borçlusunuz? Ne bileyim Halit'ciğim, çağırttı gittiğim zaman karanlık odada film yıkıyormuş Rezişler Bey. Ben de içeri girdim, o da karanlık olduğu için ben parlayıverdim işte. Bugünlerde bu zor şartlar altında amaçlı bir sanat filmi yaratmak herhalde çok güç değil mi? Ben de onu diyecektim zaten. İnanın vallahi bir sanat filmini yapıncaya kadar göbeğim çatlıyor vallahi. Göbeğim çatlıyor inan ki Halit'ciğim. Biz daha önce çatladı sanıyorduk, yanılmışız. Geçmiş olsun. Hiç tahmin ve tasavvur edemezsiniz zorluğunu. Bir kere insan bir soyunup bir giyinmekten üşütüp hastalanıyor hayatım. Vallahi billahi nezleden, gripten kurtulduğum yok. Soyunmasanız sık sık. O zaman ne yaparım ben sinemada Halit'ciğim Allah aşkına? Hem ben film için değil biliyorsun, sanat için soyunuyorum Halit'ciğim, sanat için. İnanın, bakın bunu önemli not edin kardeşim. Muhterem ve sanat sever sayın halkımız beni beyaz perdede ekranında çıplakken seyrederken bilen sanat gözüyle görüyor. Sen ne zannediyorsun? Yani çıplak görmüyor. Onlara o kadar sanat veriyorum ki, o kadar sanat veriyorum ki kendimden geçiyorum Halit'ciğim, kendimden geçiyorum. Acaba birkaç tane sanat filminizin ismini söyler misiniz? Ay tabii söyleyeyim Halit'ciğim. Mesela Parçala Niyazi, Hayret 27, Üç Atış 35, Irgalı Neriman. Bunlar benim en iddialı, en büyük sanat filmlerim. Sanat filmlerim Halit'ciğim. Acaba müziği seviyor musunuz? Bu biraz evet şahsınızla ilgili, özel hayatınızla ilgili sorular olacak. Müziği seviyor musunuz? Ay hem de nasıl Halit'ciğim? Üstelik müzik falan hiç ayırmam. Ne olsa dinle. Severim de en çok da aramızda kalsın Orhan Kençedebay'ı. Orhan Kençedebay'ı çok seviyorum. Peki Chopin'le aranız? Ay siz gazetelerin yazdığına bakmayın Halit. Hepsi dedikodu vallahi. Hepsi dedikodu. Biz sadece arkadaşız ayol. Sadece arkadaşız. Peki sporla ilginiz yani takım tutar mısınız? Her zaman takım tutmam Halit'ciğim. Yalnız oyuncu tutarım. Kim formundaysa, kim formundaysa tutarım. Spor yapar mısınız? Her sabah kalkar kalkmaz mutlaka telespor ve kültür müzik yaparım Halit'ciğim. Güzel güzel. Ve sorularımıza devam ediyoruz. Herhalde vaktinizi almıyoruz sayın hanımefendi. Ay rica ederim ben röportaj için geldim zaten Halit'ciğim. Biliyorsunuz bizim için röportaj çok mühim biliyorsun Allah aşkına. Peki... Ve şöyle bir soru daha geliyor diyorum ki güzel o güzel vücut ölçülerinizi rica etsem. İnanın unutuyorum Halit'ciğim inanın unutuyorum. Halbuki o kadar çok kişi aldı ki ölçümü o kadar çok kişi aldı ki ölçümü. Sizin de metronuz yanınızdaysa siz de alın. Hadi üşenmeyin canım alıverin ölçümü alıverin. Rejim yapıyor musunuz acaba? Vallahi yapmasına yapıyorum da insan telaştan acileyle bazen ne yediğini fark edemiyor Halit'ciğim. Vallahi billahi. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Kalbinizi çalan bir erkek var mı? Ah ah. Nasıl söylesem bilmem ki. Var tabii var. Var ama bu zamanda erkekler inanın çok kötü. Hani siz alınmayın. Dertleşiyoruz şuracıkta arkadaşça. Kimseye güven olmuyor. Arkadaşlık diye başlayıp neler yapmıyorlar insana. Zaten annem çok mutasıptır. Film setinde soyunurken bilen odama kimse girmesin diye kapıda bekler kadıncağız. Filmde çıplak oynadığıma bakmayın. Onlar hep film ehlisi. Sanki sevişiyormuş gibi yapıyoruz. Öpüşüyormuş gibi yapıyoruz ama sanat ışkı uğruna bunlar hepsi numara hayatım. Hepsi numara. Film ehlisi sakın kanma. Evet, evet, evet. Biz de öyle düşünüyorduk zaten. Çok teşekkürler bu röportaj için. İzninizi alsam. Kusura bakmayın ama acelem var. İzninizi alsam. Ayol iznine acil Halit'ciğim. Ne istiyorsan al. Yemeğe de beklerim. Size hem bir mantı açarım. Bayılırsın vallahi. Annem de açar ama benim gibi açamaz Halit'ciğim. Açamaz. Açamaz.
değerli misafirlerimiz. Evet, programımızın bu bölümünde huzurlarınıza bir eğlence programı sunuyoruz ve güçlü, sevilen, sempatik sanatçıları huzurlarınıza getireceğiz. Bu sesler günümüzün sevilen sesleri oluyor ve ilk önce arabesk müziğinin yurdumuzdaki güçlü temsilcisi, besteleriyle her genç kızın kalbinde taht kuran bir sanatçı ve huzurlarınızda Orhan Gencebay. İçimde bir korku rüyam, her gün sevip saydım bir rüya sen. Yokluk ateşten gömlek, sensizlik ölüm gibi. Rüyam hülyam benim dünyam sen. Evet, evet, evet. Programımız devam ediyor. Devam ediyor ve bu kez de huzurlarınıza çok çok değerli bir hafız, değerli bir gazelanı getiriyoruz çok eskilerden ve sesiyle huzurlarınıza Hafız Burhan. Her yer karanlık, bir nur o mevki magrib mi yoksa makber mi yara? Makber mi yara? Magrib mi yoksa? Makber mi yara? Mm-hmm.